Nereye gidiyormuş bu kız ya? Ne bileyim, söylemedi. Bir arkadaşımla buluşacağım dedi, o kadar. Ha, o kadar. Ha. Bu kadar, bundan ibaret yani. E aferin sana Esin ya. Ben de bir şey duydum da onun şeyini takip ediyor zannettim ya. Vallahi yani şimdi işi gücü bıraktık, kovalamacaya düştük yine yani. Bravo. E tamam, arkadaşının ağzını ararız en kötü. Gerçekten mükemmel bir fikir ya. Ay ne var canım, geziyoruz işte. Ha, orası öyle tabii canım, doğru. Şey, Luna Park'a gidelim mi? Olur. Ama önce şu işi bir halledin. Sen de var ya, bayağı zevk alıyorsun ha bu kaçma kovalamaca işlerinden. Ya yok, ben bu kaçma kovalamacadan değil, seninle beraber vakit geçirmekten zevk alıyorum sevgilim. Zaten yaptığım her şeyde biz daha fazla vakit geçirelim beraber diye yapıyorum. Aa, kaybettik. Nerede kız? Kız nerede kız? Tamam dur, gördüm ben, sağa döndü şuradan. Tamam. Ya biz burada çok uzakta kaldık. Biraz daha mı yaklaşsak? Yok yok. Görür o zaman o bizi. Bir de bir şey diyeceğim. Biz niye kısık sesle konuşuyoruz ya? Zaten çok uzakta duyamaz ki bizi. Gerçekten ya. Nasıl duyacak burada? Vallahi böyle aksiyonlara gireceğimizi bileydim, kamuflajlarımı giyer gelirdim evden. Çok komiksin. Komiyim tabi. Ha geldi geldi. Bu hiç Moldovyalı'ya benzemiyor. Anne tarafından Bayburtluysa demek ki kırma ya. Onlar da bu şekil olur ya. Bravo. Hemen gen haritasını çıkardın. Çıkarttım. Ya ne fark eder adamın nereli olduğunu, konuşuyorlar ya ya işte ona bak sen. İşte bunlar hep ipucu. Bunun nesi ipucu Allah'ını seversen Esin? Ya işte onu bilmiyorum henüz ama bakacağız. Ne yapıyorsun? Bir arkana önüne bir bak ya. Ne yapayım? Görecek diye böyle kaçtım işte ya. Ya işte şimdi görecek ama tam. Dağları deviriyorsun ya. Şşşt. Tamam. Sus. Gürültünü kral ne yapıyorsun? Bana şişt pişt diyorsun ya. Bir dur. Belki bu tarafa geliyorlar. Dur, dur hemen bakma, hemen bakma. Bakalım mı? Ama bir hadi iki. E yok. Nerede bu kız? Hadi koş koş, ipucunu yakalayın, koş. Çaktırma, şey yürüyelim biraz, doğalım. Bak, saat kaç oldu, hala yok ortada. Kaçmış olmasın mı? Kaçamaz. Pasaportu bende. Niye sen yabancılar şubesi polis misin? Ne geziyorsun sende pasaportu? Ya düşürmüş de evde, ben de aldım, kenara koydum işte. Ha niye kıza vermedin ki yani? Niye sende duruyor, onu anlamadım. Niye verecekmişim? Zaten kaçıp duruyor, en azından bizim de elimizde bir şey olsun. Ayrıca sormadığına göre problem yok demek ki. Allah senden korkulur ha. Tam böyle filmlerdeki kötü adam gibisin ha. Zalim. Pasaportunu sakladım, hiçbir yere gidemezsin. Buraya gelince yüzüne sallarız. O kadar da değil canım. Ha sonunda. Ludmila, gel buradayız. Nerede kaldın? Merak ettik seni. Neredesin sen ya? Hayır, neredesin sen? Saat kaç oldu bu saatte eve gelmeleri ya? Allah Allah, biz bu saate kadar seni beklemiş, seni merak etmek zorunda mıyız? Burası otel mi ya? Sakin ol Şefkat. Sadece eski bir arkadaşımla buluştum. Allah Allah! Ne kadar eski? Çok eski bir arkadaşım. Biz Moldova'dan birlikte geldik. Çok tatlı bir kız. Birlikte tanışırız. Çok seversin onu. Olur. Bir gün seni organize et, bir akşam yemeği yapak, tanıştırırsın bizi. Yok, o çok müzgül bir kız. Ama elin kel kafalı, bıyıklı adamını da bize kız diye yutturacak ya la. Efendim, bir şey mi dediniz? Yok, ben Esin'in kulağına onu ne kadar sevdiğimi fısıldıyorum. Devamlı yaparım, sevgilim ya o açıdan ya. Çok tatlı. O zaman ben yukarı çıkayım. Tabii tabii, nasıl arzu edersen. Kapıyı da kapat da. Ben var ya, bundan sonra bir dakika bile gözümü ayırmam bu kızdan. Ya. Bu ne hal ya? Ha? Hayırdır? Partim var kızlar. Ha? Ama karşı. Kim oğlum bunu sorumuz? Kim yaptı? Kim yaptı bunu? Alo. Şşş. Ben yaptım Şefkat. Tavuklar çok süssüzdü. Tavuk oldukları içindir. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
Hadi Lütfullah gidiyoruz. Nereye? Galeriye. Ay yok, ben bugün nerede kalacağım? Bugün çok halsiz hissediyorum kendimi. Allah Allah. Tavukları süslerken hiç halsiz değilmişsin belli ki. İşte orada son enerjimi harcadım. Tamam hadi neyse. Sen hazırlan da biz çıkalım. Benim senin yardımına ihtiyacım var bugün galeride. Yani diyorsun ki o kadar gözümün önünden ayırmam ha? Yani. Bu belli ki sabahın köründe kalkmış bu işlerle uğraşmış falan da sen nasıl uyanabildin ya? Tavukları bakı çıktım ben. Hı. Evet. İyi tamam, ben balkondan bakıyorum. Tamam. Hadi. Bye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.